Merhaba Pocket Gaming'e hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte 21 Şubat'ta yapılan Nintendo Direct Partner Showcase'e bakacağız. Tabii burada insanların beklentileri vardı, beklentilerinin karşılandığına dair, karşılanmadığına dair pek çok şey gördük. Genel itibariyle beklentiler açısından insanlar hayal kırıklığına uğramışlar. Biraz daha Nintendo Switch Online tarafına yeni şeylerin gelmesini bekliyorlardı. Bir taraftan belki birkaç tane Pokemon'la ilgili bir şey duyurulur diye düşünülüyordu falan ama şimdi önümüzdeki hafta Pokemon'un asıl kendi prezenti var. Dolayısıyla Pokemon'un prezent kısmında biz asıl Pokemon'la ilgili haberleri alacağımız için Pokemon gününde bu Direct'te Pokemon beklentisiyle giren arkadaşlarımız hayal kırıklığı uğraması çok normal. Ama onun dışında sunulan yaklaşık 27-28 tane falan oyun var sanırım. Bu oyunlardan bakalım bizi tatmin edecek, bizi sevindirecek ya da tamamıyla hayal kırıklığına uğratacak neler paylaşmışlar. Birlikte bunlara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce video like atarsanız, kanala abone olursanız, diğer videolarımızdan, içeriklerimizden, canlı yayınlarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açarsınız, beni çok memnun edersiniz. O zaman bakalım bize Direct'te ne sunmuşlar. Şimdi Nintendo Direct'in bu 21 Şubat'ta yapılan Partner Showcase'ine bakacağız. Tabii pek çok kişi hayal kırıklığına uğradım vesaire falan diyor ama Pokemon'la ilgili ya da birkaç tane daha retro oyunla ilgili beklentiler vardı. Ama ya zaten Pokemon Present şurada bir haftalık bir süreç var. Kendileri Pokemon gününde bence bizim beklediğimiz şeyleri duyuracaklar ya da hayal kırıklığını orada yaşatacaklar. Burada Partner Showcase'te çok büyük bir beklentiyle izlememek gerekiyordu. Ama pek çok kişi hayal kırıklığına uğramış. Şimdi bir bakacağız neler oldu. Yani neler duyurdular bize. Videonun sesini özellikle kıstım çünkü telifle ilgili problem yaşamamak için. Şimdi neler çıktığına bir bakalım. Bir de genel olaraktan yorumlayalım istiyorum. Ve bir başlatayım. Hello everyone. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first half of 2024 from our publishing and development partners. Okay, let's get into some headlines. Strive to survive. Bu oyunun adı değil. Grounded. Xbox Game Studios'dan gelmiş. You must explore a vast, immersive world right in your own backyard. Assemble your crew and work together in online cross-platform co-op with up to three friends. Cross-platform oynanacağından bahsediyor. Gather resources to build your base and craft. Kaynaklar elde edeceksiniz, bir şeyler craftlayacaksınız filan filan. Gene bir survive, klasik survive konseptimde olan oyunlardan biri. Sadece herhalde atmosferi, ambiyansını biraz daha farklı yapmaya çalışmışlar. Or build, share and play your own creations in playgrounds mode. Do you have what it takes to make it big in this mini playground modu falan var. Ya yani şöyle muhtemelen birlikte oynamak isterseniz arkadaşlarınız falan o zaman keyifli olabilecek oyunlardan biriymiş gibi gözüküyor ama tabii nasıl bir fiyatla çıkacağına bakacağız. 16 Nisan'da çıkacak. Destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lily's world. This once flourishing country sits atop a wealth of buried magic. The Land of Fumes. Homunculi, artificial life forms created as the country flourished, were meant to bring about a brighter future. Ender Magnolia. As Lilac, you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus who played a pivotal role. Bu tarz oyunların görselleri güzel. Bu görseller benim hoşuma gidiyor. Şey de ilginç. Beneath the surface became corrupted. The citizens fled upward to escape its reach. But those who lacked power and wealth remained abandoned below. Along your journey, you'll battle rampaging homunculi. Evet, ilginç. Upon liberating them, the creations will join you on your adventure, becoming your companions and lending their aid.
değişik companionlarımız var. Sadece tek bir tarzda değilmiş. Birden fazlaymış. Find out when Ender Magnolia bloom in the mist. 2024 ne zaman olduğu söylenmiyor. İlginç oyunlardan biri. Fena değil. In these Nintendo Switch games. Explore an interconnected world of puzzles in this charming adventure. Slide across rows and columns on a sprawling gameplay grid where everything yani, moves when you move. Şu tarz oyunlar artık gelmese mi? Hadi geldi diyelim, tanıtmasalar mı bunu mesela? What awaits you on this curious journey of self-discovery? Değişik ya. Yours to solve in a Ranger, a role puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. Guide Elaine, a young prince on a journey to liberate five nations. Unicorn Overlord, Sega'dan. Customize your troops. JRPG, geldik benim şeyime. Unleash your army on the opposing Xenoiran forces. Your real-time şey gibi. Planning will turn the tide of war. During battle, Fire Emblem gibi biraz sanki. Or be faced with difficult decisions. Atlas and Vanillaware present Unicorn Overlord, launching on Nintendo Switch March 8. A demo will be available today on Nintendo eShop. Demosu bu sunum itibariyle gelmiş derken Monster Hunter Stories ve sonuçta sonunda Switch'e geliyor. Benim yıllardır anlat bitiremediğim oyun ve şu an kanalımıza da hali hazırda katıl üyelerine mesela bunun serisi var. 3DS'ten oynayıp sizler için çekmiştim. Çok iyi. Ama burada tabii Switch versiyonuna yeni şeyler eklenmiş arkadaşlar. Bir Elder Dragon'lar var. Elder Dragon'lara normalde binemiyorsun. Onları yakalayamıyorsun. Burada Elder Dragon'ları da ehlileştirip yakalama. Ve normalde birinci oyunda olmayan birkaç monster da eklenmiş, onları gördüm. Monster Hunter Stories kanalımızda katıl özel serisi olarak ilk paylaştığım seri, şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Oyun çok güzel oyun. Ben şu an direktlikte oldum. Direkt beni şu an tatmin etti. Bundan sonra başka bir şey gelmesin de. And becomes trapped in a magical wasteland inhabited by forgotten and rejected characters. The platforming adventure Epic Mickey returns in a faithful Disney Epic Mickey Rebrushed. Bu yanlış bilmiyorsam daha önceden böyle bir oyun vardı zaten. Onu tekrardan mı yaptılar? Bu bir remake olabilir. Yani Epic Mickey Rebrushed launches on Nintendo Switch. THQ Nordic. Next. Please take a look at this. Atlus. Shin Megami Tensei 5 hikayesi geliyor. Hadi bakalım ne bu? Embargo on Tale Vengeance. Peculiar occurrence while you were away. I'll be counting on you to gather more intel on the matter. I suspected to be traveling back and forth between Tokyo and the Netherworld. Yeni kaderini şekillendir, geleceğini belirle. Look out. Who are you? Now let's kill this thing. Shin Megami ya. Her türlü gideri var. The key to the resurrection. So what? This is where you prove you can fight. You think you can just fly in and be a hero? If it wasn't for you, my brother would never have been dragged into this war. You're not alone. If you want revenge, then I'll help you get it. Allow me to remind you how you were wronged by this world. Shin Megami Tensei 5 Vengeance. 6. ayın 21'inde. Çok bir şey yok yani. Enter or return to this ravaged wasteland and experience an untold story on your adventure. Let's take a look at some more headlines. Get ready to unite and fight in these Nintendo Switch games.
fight in iconic battles from across the Star Wars galaxy in this collection of two Battlefront Classic Collection. 64 players can strike back against familiar faces in massive online. Ya işte görseller artık çok zayıf geliyor olmasa. Daha doğrusu ben yani oyun olaraktan Star Wars oyunlarını severim. Bir dönem de bayağı oynamışlığım var. Ama mesela bunu küçük ekranda oynayabilirsin. Switch elinde oynarsın. Hani o zaman çok şey yapmaz seni. Aşırı rahatsız etmez ama televizyondan oynadığın zaman şundan keyif almazsın ya görsellerinden. South Park. Snow Day. Gene THQ Nordic'ten bir oyun. Co-op oynuyorsun. Yani para verilmeyecek oyunlardan biri daha bence. Yani South Park istediğin kadar sev ama bilmem, bizdeki döviz kuruyla şuna ödeme yapmak ne kadar mantıklı. Launching on Nintendo Switch March 26th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Her ne yaptıkları da Sharpen your steel for the latest entry in the Sword Art Online. When the virtual world goes haywire, the past and present collide. Şu çok girmek istediğim serilerden birisi aslında ama henüz vakit bulamadığım serilerden de biri. 20 oyuncu birden co-op oynanma imkanından bahsediyor. Yani kesinlikle Sword Art Online fanı olan biri için çok keyifli olacaktır, ondan eminim. Gundam. Gundam Breaker 4. Combine and customize their parts to build your very own mobile suit model, known as Gunpla. Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, konsepti bence kafasız, yani bu oyunun tasarım olarak düşünülen kısmı çok iyi. Çünkü savaşıyorsun. Rakiplerinden parçalar, yani savaştığın ve kazandığın rakiplerden parçalar düşürüyorsun. Bu parçalarla kendini modifiye ediyorsun. Monkey Ball. Bak bu oyun 3DS'te de çok efsaneydi. Bu oyun oynanılır. Tam aile oyunu ya. Tam aile oyunu. Büyük küçük demeden herkesin keyif alarak oynayacağı oyunlardan biri. Yani bu, bence bu oyun oynatır kendini. 4 oyuncuya kadar lokal oynuyorsunuz. Yani bir cihazdan 4 kişi Joy-Con'ları çıkartıp oynarsın. 16 kişi de online oynayabiliyorsun. Yani tam bence bizim konseptimizdeki, yani benim konseptimdeki aileler için bence mükemmel. Yani çoluk çocuk tombelek hep beraber toplanıp oynanılacak oyunlardan biri. Zaten Switch'e gelmesi çok muhtemel oyunlardan biriydi. Çok bekledik bunu o anlamda. 3DS'de çünkü çok popülerdi. Tekrardan böyle hani bir tek bize sunacaklar diye düşünüyorduk. Pre-order'ı başlamış. Goo. It's liquidy. It's solidy. It's goo. Stretch it, shape it and use it to build strategic structures. Esnetiyorsun, şekil veriyorsun, yeni şeyler inşa ediyorsun. Bridges and even whatever this is. Aslında şey olaraktan gene mantıklı bence. Şöyle mantıklı. Bence küçük yaş grubundan. Kardeşin vardır, benim gibi oğlun vardır. Bir şey inşa edip bir şeyi başarmaya çalışmak için ilginç bir oyun. Plus, exclusive to the Nintendo Switch version, you can build with up to 3 buds in local co-op play.
Aa, co-op oynayabiliyorsun 4 kişi. Lokal olarak. Önümüzdeki ay geliyor. Build a life transcending time. Craft your story 1000 years in the making in a brand new fantasy life game. Fantasy Life. Fantasy Life. Fantasy Life'ı bilmeyen arkadaşlarım için şöyle söyleyebilirim. 3DS'te vardı. Ben 3DS versiyonu da çok hoşuma gitmişti. Çünkü oyun konsept olaraktan çok hoş. Yani biraz şey andırıyor. Animal Crossing'i andırıyor. Biraz bu Harvest Moon andırıyor filan derken çok keyifli oynanabilecek oyunlardan biri. You can swap between these lives and many more as you rebuild the island. As you travel through. Yani mesela bu oyunu al, uzun uzun süreler oynayabileceğin oyunlardan biri. Ben bir ara 3DS'de bayağı düşmüştüm. 3DS'de bayağı düşmüştüm, bayağı oynamıştım bunu. Yani çünkü tek bir şey değil. Craft yapıyorsun, bir şeyler inşa ediyorsun, bir şeyler topluyorsun, bir şeylerle dövüşüyorsun. Level, her şeyin içerisinde olduğu oyunlardan biri. One Grabs, Crabs Trash. Bu şöyle bir... Yengecin çöpü diğerinin hazinesi olabilir. Another Crab's Treasure diye geçiyor zaten. Yani şöyle, crab'in tipini çok beğeniyorum şimdi. Bakın şu tip gerçekten güzel. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim your prized shell. Çok iyi ya. Ya şöyle keyifli bir oyun. Keyifli bir oyun, sadece işte fiyat performans olarak bence değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim için maalesef. Yoksa... Use over 60 ability granting shells and harness powerful umami magic to take down enemies in frenetic deep sea combat. What other threats lie in the ocean depths? As they say, one crab's trash is another crab's treasure. Launching on Nintendo Switch April 25th. Konsept düşünce güzel. Dediğim gibi fiyat performans olarak değerlendirmek lazım. Ne kadar çıkacağına o bağlı. Bir de yani indirimlerden yakalanabilirse değerlendirilebilir. Penny's Big Breakaway. Sonic Mania olarak geçiyor. Yani Sonic vari oyunlardan. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades and put your tricks to the test in a time attack mode. Hope you're ready to yo, because Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch today. Çok bana hitap eden bir şey değil. Derken ne bu? To the fruit matching phenomenon, Suica game. Şey mi? Aa, bildiğin meyvenin Tetris'i gibi olmuş ya. Make split second decisions against the clock in time limit mode and overwhelm your opponent with bunches of fruit in attack mode. Plus, online multiplayer will be added to the DLC in the future. DLC ile daha gelecekte şeyleri var filan diyor ama. Ya bu bence mesela Direct'te sunulacak bir oyun değil ya. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence şu Direct'lik değil yani. Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. Burrow through terrain. Pulverize enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing fortune. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28th. A demo will be available today on Nintendo eShop. Demosu gene şu an hali hazırda indirilebilir durumda. For a fusion of solitaire and horse racing in this remastered version of Pocket Car Jockey.
take cards to create a sequence of numbers and build up power during a race. Check the positions of other horses, spend power neden to peki? Move around the course, and grab special cards to gain the upper hoof. Şunu mesela ne düşünürken bu oyunu yapmak birinin aklına geldi. Görseller çok sevimli. Bu arada bu tarz görsellerdeki oyunları ben çok seviyorum. Ama yani niye kartlarla? Sınav kim melodi? Tales of Kenzera. Yani ilginç gözüküyor. Demon Slayer Kimetsu no Yabai. Kingdom Come. Görselleri ilginç oyunlardan biri. Contra. Operation Galuga. Contra serisi benim çocukluğumdan çok ayrı sevdiğim bir seri. Aslında nostalji yapıp bunu bir oynasak olur da. Pentiment. Gene böyle değişik değişik bir oyun. That almost wraps up this Nintendo Direct Partner Showcase. But before we go, we have two more announcements to share. First, please take a look at this. Coming to Nintendo Switch Online. Player One diye yukarı Mario çıktı. Ya şöyle, hani Pokemon'la ilgili bir şey olmayacağını zaten biliyorduk. Klasik oyunlarda. Bu Snake Rattle on Roll. RC Pro-Am. Battletoads. Bunu az oynamadım ya küçükken. Killer Instinct. Bunu da arkadaşlarım oynardı, ben oynamamıştım. Blast Corps. These games are available today. SNES oyunları bunlar. Expansion pack'ini de getirmişler. Gerçi şöyle, bu Blast Corps N64, yani Nintendo 64 oyunu. Endless Ocean Luminous. A mysterious underwater world is yours to explore in an all-new Endless Ocean game. Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. This unexplored. Yani şöyle söyleyeyim, bu tarz bir oyun yapıyorsan bu, yani oyun da değil, buna uygulama demek lazım. Bunun görsellerinin bence daha iyi olması lazım. Yani and exchange a friendly greeting while freely exploring the vast ocean. Başkalarıyla birlikte okyanusu keşfetin ama yani şöyle şey bilmiyorum. Ya sadece ben mi öyle görüyorum? Yorumları siz de paylaşın. Bazı yerlerde görseller tamam. Bazı yerlerde görseller çok kötü sanki. Şeyi çözemedim yani. Görsellerin olayını çözemedim. Ha dersen ki para verir misin böyle bir şey? Ben vermem. Endless Ocean Luminous launches on the Nintendo Switch system May 2nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop.
We hope you're looking forward to exploring the vast ocean on Nintendo Switch. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching. Evet, bu kadar. Yani şimdi burada üzerine konuşabileceğimiz tabii bazı şeyler var. Ben bir ekranımı düzelteyim, onun üzerine konuşalım. Evet, şöyle Nintendo Direct Partner Showcase'e bakmış olduk birlikte. Üzerine konuşulabilecek bence 5 tane, bilemediniz 6 tane içerik var. Yani bunların hepsi için üzerine konuşulmaya değer içerikler olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. En basitinden yani Grounded ilginç bir şey, ilginç bir oyunmuş gibi gözüküyor ama hani co-op şekilde arkadaşlarınla oynayabilirsin. Hani diğer benzer pek çok oyun oynadık. Tek başına oynamak hiçbir şeye benzemiyor. Arkadaşlarına keyif alabiliyorsun. İşte onun için organize olabilmek lazım. Belki arkadaşlarına konuşup almak lazım. Çünkü çok uyguna çıkacak bir oyun değil. Fiyat olarak bence klasik Nintendo Switch oyunlarının skalasında gelir fiyat olarak. Yani benim şahsi düşüncem o. Onun dışında Ender Magnolia fena bir şeye benzemiyor ama gene fiyatı çok önemli bence. Çünkü bu yani Metroidvania tarzındaki oyun mu? Yani bu gerçi Metroidvania tarzında değil tam olarak ama fena gözükmüyor. İşte değişik companionlarım var. Hikayenin gidişatı, diyalogların gelişme şekli merak edilebilir oyunlardan ama fiyat performans olarak bence bir fiyatını görmek gerekir. Bunların yanında Unicorn Overlord kesinlikle yani bence JRPG anlamda benim alacağım oyunlardan biri. Görselleri, ben bu tarz görselleri seviyorum bu arada. Şimdi oynadığınız oyunun görsellerinin ya çok iyi olması ya da böyle gözü rahatsız etmeyecek şekilde basit, daha böyle nostaljik görüntülere, kartuna yakın görüntülere sahip olması benim hoşuma gidiyor. Unicorn Overlord bunu verebilecek oyunlardan biri. Bir de ben çok fazla şeye, Fire Emblem'in mekaniklerine benzer mekanikleri varmış gibi hissettim. İlginç kararlar var. Mesela onu kurtar ya da onu infaz et gibi böyle seçenekler falan sunuyor size. Oynamaya değer oyunlardan biri olacaktır. Monster Hunter Stories zaten yani 3DS'de öve öve bitiremediğim ve şu an hali hazırda kanalımızda da katıl serisi olarak paylaştığım oyunlardan biri. Monster Hunter evreni zaten mükemmel bir evren. Bu konuda aksini düşünen olduğunu zannetmiyorum. Yani oynayabilen oynayamayan değişir ama Stories herkesin oynayabileceği oyunlardan biri. Ve olay yani Monster Hunter evreninin Pokemon oyunu gibi bir şey. Sadece işte breeding yok. Onun yerine bir şekilde farm yapma mekaniği var. Yeni monsterlar için farm yapmanız gerekiyor. Yani çok fazla şey yapmak istemiyorum, detayına girmek istemiyorum. Oynamamış olan arkadaşlarım varsa ve JRPG oyunları seviyorsa kesinlikle şans vermesi gereken oyunlardan biri. Ben şöyle bir baktım, yaz aylarında çıkacakmış gibi gözüküyor. Bence kesinlikle değecek olan oyunlardan biri. Onun dışında şöyle Shin Megami 5 Vengeance, bu kesinlikle almaya oynanmaya değecek oyunlardan biri. Shin Megami oyunları birazcık zorluk seviyesi olarak sınırları böyle zorlayan oyunlardan biri. Çok kolay modları bile hani kolay değil. Ondan dolayı belki herkese oynaması hitap etmeyebilir ama Shin Megami Persona, hani bu konseptteki oyunlara fan kitlesini çok mutlu edecek oyunlardan biri. Ben bu anlamda güzel bir oyunun geleceğini düşünüyorum. Ben de Shin Megami evrenine böyle çok ufaktan bir giriş yapmıştım. Ama zaman içerisinde bütün oyunlarını sırasıyla oynayarak hani nasıl bir deneyim sunduklarını kesinlikle yaşamak istiyorum. Fikrim var, çok duydum, çok anlatıldı. Tam olarak içine giremediğim serilerden biri. Ama Persona'yı çok seviyorum ve Persona Shin Megami evreninden esinlenerek yapılmış bir yan seri olarak başladı diyebilirim. Bu bile oynamayı değer kılıyor benim için. Şöyle genel olarak bakıyorum, Sword Art Online, yani Sword Art Online fanlarını kesinlikle sevindirecek bir oyun. Ki Sword Art Online'a şans veren kimsenin de bugüne kadar pişman olduğunu görmedim. Benim henüz girmediğim serilerden biri. Girmeye fırsatım olur mu olmaz mı onu hiç bilmiyorum ama zaten sinematiğinde de baktığımız zaman güzel mekanikleri, görselleri olan bir oyun. Bu animesinin movie'leri de devam ettirdiler oyun şeklinde. Güzel bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Bakıyorum geri kalanlardan. Herhalde Super Monkey Ball Banana Rumble. Yani dediğim gibi bu 3DS'te bu arada çok tutulmuş oyunlardan biri. Her yaştan
kişiyi eğlenceyle oynayabileceği oyunlardan biri. Bundan dolayı tam böyle yani çocuğunuz vardır, küçük kardeşiniz vardır, arkadaşlarınız da bile yani illa sizin küçük yaş grubuna hitap ediyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Bu tarz oyunlar her yaştan kişiyi oynarken keyif alması sağlayan oyunlardan biri. Güzel yanı küçük yaştaki kitleyle de oynama imkanı sunuyor size. Bunu muhtemelen oğlan için alacağım gibi gözüküyor benim. Onun dışında Fantasy Life. Fantasy Life da 3DS'deki çok popüler oyunlardan biri. Yani 3DS'in en iyi oyun listesine bakın zaten ilk 50 içerisinde yer alıyor. İlk 50 içerisinde yer alması bir başarı mı gibi düşünebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Nintendo 3DS'e çok fazla oyun çıktığını göz önünde bulundursak ilk 50'nin içerisinde olmak bence bir başarı. Bu nedenle Fantasy Life hani sıralamasını dikkate almak lazım. Ben kendim oynadım bir ara bayağı düştüğüm oyunlardan biriydi. Bu da kesinlikle oynamaya değer oyunlardan biri olacak. Onun dışında geri kalanlara baktığım zaman geri kalanların hepsi maalesef arkadaşlar trash. Pek çok kişi yani biz bu arada bu değerlendirmeyi yaparken Direct'in üzerinden bir gün geçmiş oldu. Ben yorumları morumları internette paylaşılanları gördüm. Bugüne kadar yapılmış en kötü Direct falan gibi yorumlar vardı. Pek çok kişi birazcık Pokemon'la ilgili falan bir şeyler bekliyordu. İşte Pokemon günü yaklaşıyor falan diye ama Pokemon Present'te zaten hani orada bir şeyler duyurulacak. Dolayısıyla biz Present'e baktığımız zaman ya mutlu olacağız ya hayal kırıklığına uğrayacağız ama onun yeri başka bir sunum. Nintendo Direct'te böyle bir beklentiyle izleyen kişilerin hayal kırıklığına uğraması çok normal geliyor bana. Bunun dışında bence Direct açısından yani şöyle kaç tane oyun sunulmuş ben size söyleyeyim. 26-27 tane oyun sunulmuş. 27 oyundan bence 6 tanesi oldukça başarılı ve para vermeye değebilecek oyunlardan. Bu nedenle çok kötü bir sunum olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir sunum muydu? Ya Monster Hunter Stories ve zaten Shin Megami ile beni kazandılar. Unicorn Overlord falan yani üzerine şey oldu benim için. Fantasy Life ile birlikte üzerine sadece süsleme gibi oldu. Çok kötü bir direct olduğunu düşünmüyorum. Tabii oyunların fiyat skalası çok önemli. Ben mesela Monster Hunter Stories'i kesin olarak fiziksel olarak satın almak isteyeceğim. Bunda da bana 60 dolarlık bir fiyat sunacaklar mı? Yoksa 39 dolar gibi bir şey mi olacak? Japonya'dan vesaire getirtirsek daha uyguna gelecek mi? Böyle de ince detaylar olacak. Evet, birlikte Direct'e baktık. Çok hani detaylı olmasa da üzerine konuşmuş olduk. Siz bu Direct'te yapılan sunumlardan sizi tatmin edenler hangileri? Hiç tatmin eden bir oyun duyurusu gördünüz mü? Yoksa tamamıyla hayal kırıklığı mıydı? Ne bekliyordunuz? Bunları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.